Merhaba, ben İskender Ada. Dijital Finans'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün modern veri yönetimi ve veri güvenliği hakkında konuşacağız. Dijitalleşmeyle birlikte ürettiğimiz verilerin hem sayısı hem de niteliği arttı. Özellikle finansal sistemde neredeyse her işlem veri odaklı bir şekilde yürütülüyor. Elbette bu verilerin kaliteli bir şekilde yönetilmesinin yanında güvenliğinin sağlanması da çok önemli. Kaldı ki pandemiyle birlikte siber saldırıların arttığı da önemli bir gerçek. Bugün veri yönetimindeki ve veri güvenliğindeki yeni trendleri değerlendirmek üzere çok kıymetli bir konuğum var. VİM Türkiye Ülke Müdürü Sayın Kürşat Sezgin bizlerle birlikte. Kürşat Bey hoş geldiniz. Dijital Finans'a. Hoş bulduk. Evet, sizi tanıyarak başlayalım dilerseniz. 47 yaşındayım. Yaklaşık 20 yılı aşkın süredir de Türkiye'de bilişim sektöründe farklı firmalarda görevler aldım. İlk başlarda Ankara, arkasından İstanbul şeklinde. Donanım üreticilerinde, sistem entegratörlerinde, satış ve ürün tarafında farklı farklı pozisyonlarda görev aldım. 3 yıldır da, hatta geçen cuma 3. yılımda oldu, VİM Türkiye Ülke Müdürü olarak görev yapmaktayım. Nice güzel yılları öyleyse. Peki VİM'i tanıyalım isterseniz bir de. VİM ne yapıyor, global bir firma, Türkiye'de neler yapıyor? Biraz onlardan bahsederseniz. Sevinirim. Tabii. VİM 2006 senesinde kuruluyor. Merkezi o dönemde İsviçre'de. Dediğiniz gibi global bir firma. Kurumların verilerinin yedeklenmesi ve bu yedeklerin verimli bir şekilde kullanılmak suretiyle iş sürekliliğinin sağlanması üzerine bir takım çözümler geliştiriyor. Ama piyasada bu sektörde hızlı büyüyen, oldukça hızlı büyüyen firmalardan bir tanesi. Dünya üzerinde 400 bini aşkın müşterisi bulunmakta, 30 binden fazla iş ortağı bulunmakta. Güzel bir takım başarı hikayelerimiz var. Örneğin son 16 çeyrektir dünyada üst üste çift haneli büyümeler gerçekleştiren bir firma. Bu anlamda gerçekten ayakları yere basan ve pazarı takip eden değil, pazarı kendisini takip etmesini sağlayabilecek güçte sektöre yenilikler sunan bir firma. 1.1 milyar dolar civarında bir cirosu bulunmakta. Türkiye'de de 10 yılı aşkın zamandır faaliyet gösteriyor. 18 kişilik bir kadro ile biz Türkiye'de çalışmaktayız. Müşterilerimize baktığınızda finans sektöründen, telekomünikasyon sektörüne, kamuya, savunma sanayine, üniversitelere, belediyelere, KOBİ'lere uzanan çok geniş yelpazede çözümler sunmaktayız. Ve bütün bu satışlarımızı, bütün bu sunumlarımızı iş ortaklarımız üzerinden gerçekleştirmekteyiz. Dolayısıyla VİM'e bir bütün olarak baktığınızda, müşteri, iş ortakları ve VİM kadrosu olarak baktığınızda pazar aslına bakarsanız çok ciddi bir know-how akıntıdayız. Bu çok kıymetli tabii. Yani özellikle globaldeki bütün o deneyimin Türkiye'ye de bu sizin vasıtanızla aktarılıyor olması bence çok kıymetli. Çünkü dijitalleşmenin kalbi aslında veri. Verinin de güvenliği ve dediğiniz gibi yönetilmesi çok önemli. Şimdi dijitalleşmenin hız kazandığı günümüzde aslında iki kavram var. Belki birbirlerine de karıştırılıyor bunlar. Biri siber güvenlik, biri de veri güvenlik kavramları. Hem bu iki kavramı tanımlamanızı isteyeceğim sizin perspektifinizden hem de arasındaki farklar neler? Biraz onlardan bahsederseniz sevinirim. Yani pandemiyle beraber aslına bakarsanız bunlar bir parça iç içe girdi, bir parça hala ayrı durduğu yerler var ama genel olarak siber güvenlik dediğiniz zaman kurumların dijital güvenliği, bunun içine veri güvenliği de giriyor, dijital sistemler, iş sürekliliğinin sağlanması ama veri sızıntıları da mesela bunun engellenmesi de yine siber güvenlik uzmanlarının görevleri arasında giriyor. İşte birçoğumuz yani bu sektörde olan kişilerin bileceği üzere işte DDoS atakları, yani kurumların servis yapmasına mani olacak şekilde atakların önüne geçilmesi, network ağ yapılarının korunması, bütün bunlar siber güvenliğe giriyor. Veri güvenlik tarafına geldiğinizde ise orası yani son iki yıldır aslında bakarsanız bu pandemiyle beraber ve dijital transformasyonun sıkça konuşulmaya başlandığı şu dönemde daha da önemli hale geldi. Çünkü veri güvenliği dediğimizde ne kadarlık bir, IBM'in bir araştırması var. Diyorlar ki bu araştırma müşterilerle, kurumlarla yapılan araştırma günde 2500 petabayt veri üretiliyor tüm dünyada. Bu 2500 petabayt rakam olarak küçük gibi görünse de çok çok büyük bir rakam aslına bakarsınız. Bu verilerin büyükçe bir kısmı bir takım regülasyonlara tabi olmadığından dolayı açıkta veya farklı bir şekilde erişime açık
bunların korunuyor olması lazım. Çünkü bütün bu veriler aslına bakarsanız gerek işte müşteri davranışlarını içeriyor içinde, işte Ar-Ge ile alakalı bir takım verileri içeriyor olabilir. Mesela bunların kontrol altında alınıyor olması lazım. Daha çarpıcı bir rakam, dünya az önce bahsetmiş olduğum 2500 petabaytın sonucunda aslına bakarsanız dünya üzerinde üretilen şimdiye kadar bilgisayar sektörünün ilk çıkmasıyla beraber, dünyada çıkan verilerin %90'ı, şu an sahip olan %90'ı, verilerin %90'ı son 2 yıla ait. Yani son 2 yılda tüm dünya verisinin %90'ını biz yakalamış durumdayız. Bu önemli bir trend. Dolayısıyla veri güvenliği burada daha da önemli hale geliyor. İş sürekliliği şu anda birçok kurumun önceliği haline geldi. Bu iş sürekliliğini sağlamak adına da verilerin doğru şekilde yedekleniyor olması veya bir ihtiyaç olduğu durumda o yedeklerden geri dönülebiliyor olması önem arz ediyor. Her kurum bunu gerçekleştiremiyor. Bunu gerçekleştiremeyen kurumlar müşterilerine karşı mahcup oluyorlar, pazar payı kaybediyorlar. Belki kurum için çok gerekli olan bir takım verileri kaybediyorlar. Bunun olmaması adına şirketler bu tarafta veri iş sürekliliğine daha da fazla önem veriyorlar. Bir de hepimizin bildiği üzere bu fidye saldırıları son dönemde iyice artık öne alınmaz bir hal aldı. Son bir yılda bizim de bir veri koruma trendleri raporumuz var. 2022 yılı başında açıklamış olduğumuz rapordu ki burada 3000'den fazla kurum yöneticisiyle yapmış olduğumuz bir takım anketlere dayanıyor. Şunu gördük. Tüm dünya üzerinde şirketlerin %76'sı geçtiğimiz bir yıl içinde en az bir kere fidye saldırısına vuruyor. Şimdi bunlar sadece rapor edilenler. Bir de rapor edilmeyenleri dikkate aldığınız zaman aslına bakarsanız buradaki tehdidin, riskin ne kadar çok olduğunu göreceksiniz. Fidye saldırıları bizi izleyen ama nedir diye bilmeyen izleyiciler için şöyle söyleyebilirim. Sizin bir takım verileriniz var. Bu verilerinize bir sabahleyin açtığınızda ulaşamıyorsunuz. Onun yerine bir mesaj görüyorsunuz. Size diyorlar ki verilerinize ulaşmak istiyorsanız şu kadar kripto parayı buraya gönder. Doğru. Şimdi bu kurum açısından baktığınızda az önce bahsetmiş olduğum gibi iş sürekliliğini engellediği gibi aynı zamanda müşteriler açısından ciddi bir reputasyon kaybı. Çünkü artık dijital dünyada her şey elimizin altında. Alışverişimizi buradan yapıyoruz, rezervasyonlarımızı buradan yapıyoruz. Hastanelerle ilgili doktorlar her sektöre biz elimizin altından aslında ulaşır durumdayız. Bunu yapamadığımızda, yani siz alışveriş yaptığınız, hizmet aldığınız bir kuruma erişemediğinizde alternatifi de elinizin altında. Çok hızlı bir şekilde farklı bir tedarikçiye gidip o hizmeti alabiliyorsunuz. Ne oldu? Hizmet veremeyen kuruluş, bu bir banka olabilir, bu bir hastane olabilir. Hizmet veremeyen kuruluş bir müşterisini kaybetti, diğer taraf bir müşterisini kazandı. Dolayısıyla bu fidye saldırıları da bu tip iş kesintilerine aslına bakarsanız adreslediğinden ötürü, orayı hedeflediğinden ötürü çok daha önemli bir risk haline geldi. Ne oluyor? Size bir şu kadar bir fidye öde dediler. Ödediğinizde bunun bir garantisi var mı diye baktığınızda bu araştırma aslında bunu da yanıtladı. Fidye saldırısına uğrayan kurumların verilerinin %38'i bir daha geri dönülemez olarak kayboluyor. Bu da maalesef. Oldukça önemli. Sizin söylediğiniz gibi tabii ki yani müşteriyi kaybetmek bir konu ama müşteri olarak benim verimin ortalığa saçılıyor olması bambaşka bir konu. Sizin söylediğiniz gibi yine DDoS saldırıları burada önemli etkenlerden biri oldu. Tabii burada konu teknolojik taraftan ele alınabileceği gibi bir taraftan da kanun tarafında da yani mevzuat tarafında da önemli çalışmalar var. Yani tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kişisel verilerin korunması kanunu, özel nitelikli kişisel verilerin ayrıştırılması, bunların aynı şekilde korunması önemli ya da işte bununla ilgili prosedürlerin tanımlanması, verinin imha edilmesi gibi falan unsurların tanımlanması çok kıymetli. Tabii ki bunların hepsi yine teknolojiye dokunan yerler. Maalesef ülkemizde de işte dijitalleşme arttıkça bu saldırılar da artıyor. Farklı kötü senaryolarda duyuyoruz bazen ve o verileri internette rastlayabiliyoruz kendi kişisel verilerimize. İlginç tespitler. Buradaki o raporun çok kıymetli olduğunu altını çizmekte fayda var. Tabii bir de burada sizin yani Veeam olarak ortaya koyduğunuz bir de modern veri yönetimi yaklaşımı var. Ben biraz oraya da gelmek istiyorum. Nedir bu sistem, modern veri yönetimi ve yani mevcuttakinden farkları neler? Modern veri yönetiminin bizim açımızdan neden önemli olduğunu şu şekilde söyleyebilirim. Modern veri yönetiminden bahsetmeye başladığımızdan bu yana bizim pazar paylarımızda ciddi artışlar oldu. Çünkü müşterilerimize, kurumlara
farklı bir bakış açısı kazandırmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Şöyle ki, işte, örneğin bu tip ölçümleri yapan IDC gibi kuruluşlar şu anda pazar payı paylarına baktıklarında, veri yedekleme sektörüne pazar paylarına baktıklarında burada artık lider olarak Veeam'i işaret etmekteler. Onun haricinde fidye saldırılarının kurumlar için ne kadar risk arz ettiğinden bahsettik. Yine bu modern veri yönetimi yaklaşımı neticesinde şunu söyleyebiliyoruz. Bizim ürünlerimizi, bizim çözümlerimizi kullanan müşterilerin %95'i bu fidye yazılımı saldırıları neticesinde herhangi bir fidye ödemeden, herhangi bir veri kaybı yaşamadan hayatlarına devam edebildiler. Şimdi modern veri yönetiminin içine neler giriyor? Bu sadece ürün verilerinizi alın, yedekleyin, ihtiyacınız olduğunda geri kullanırsınız değil. İş gücünün, kalifiye iş gücünün kolay bulunmadığı ve maliyetlerin ciddi şekilde arttığı şu günümüzde biz kurumlara minimum iş gücüyle maksimum faydayı sağlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Çünkü eskiye baktığımızda veya geleneksel yedekleme çözümlerine baktığımızda şunu görmekteyiz. Bir iş istasyonu karşısında veya bir arayüzün bir ekranın karşısında bu veri yedekleme ile alakalı operasyonları yöneten kişiler bulunurdu eskiden. Bu kişiler işte herhangi bir kriz anında o yedekten geri dönülmesi için manuel bir takım şeyler yaparlardı. Oh. Veya regülasyonlardan bahsettiniz az önce. Oradan da yine şey. Regülasyonlar kurumlara neyi mecbur kılıyor? Almış olduğunuz yedeklerin çalışabilir olduğunu ve sağlam olduğunu belli periyotlarla kontrol edin, hı hı, diyor. Bunu manuel yapabilirsiniz ama İşin içine insan faktörünü koyduğunuz her adımda bir hatayla karşılaşma imkanınız var. Sizin bugün evet benim bu yedeklerim sağlam dediğiniz şey yarın gün geldiğinde o veri yedeği kullanmak istediğinizde size bir takım sorunlar çıkarabilir. Bunu otomatize ettiğinizde modern veri yönetimi tarafında aslına bakarsanız önemli bir adımı atmış oluyorsunuz. Bunun haricinde kurumlar artık sadece sanal sunucular üzerinde çalışmıyorlar. Bulut hepimizin hayatına girdi. Günümüz itibariyle fiziksel sunucular ve sanal sunucular üzerinde barındırılan iş yükleri %50'lik bir kısmı, yaklaşık %50'lik bir kısmı oluştururken bulut üzerinde tutulan veriler de yine kalan %50'lik kısmı oluşturmakta. Dolayısıyla kurumlar evet bulutta çalışıyoruz ama buluttan da faydalanmanın, daha doğrusu buluttan fayda sağlamanın da bir takım izlenmesi gereken yolları var. Şöyle ki sizin bugün lokalde çalıştırmış olduğunuz bir iş yükü eğer buluttan çalıştırdığınızda size daha fazla fayda sağlıyorsa bunu herhangi bir iş kesintisi olmaksızın çok hızlı bir şekilde yapabiliyor olmanız lazım. Hı hı. Türkçeleştireyim. Bugün burada çalışan, sizin bilgisayarınızda çalışan bir aplikasyonu 30 saniye sonra gidip işte Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure gibi bulut servis sağlayıcılara taşıyabiliyor olmanız lazım. Bu size ne sağlıyor? Şimdi iş sürekliliğinden zaten bahsettik. Onu sağladığı aşikar. Çeviklik kazandırıyor. Hatırlarsınız bundan birkaç sene önce işte bu Black Friday kampanyaları Türkiye'de ilk görünmeye başladığı zaman e-ticaret firmaları bu kampanyaları duyuruyorlardı ve sonrasında bir takım krizler oluyordu. Çünkü mevcutta lokalde barındırmış olduğumuz sunucular o yükü kaldırmıyordu. Doğru. Sistemler çöküyordu. Şimdi ne görüyoruz? Mesela bir müşterimizle geçenlerde katılmış olduğumuz bir toplantıda beraber bir sunum gerçekleştirdik. Aynı hikayeden bahsettik. Bu kurumdaki bilgi teknolojisi yöneticisi arkadaşımız dedi ki sunum esnasında, bugün dedi ben bir kampanya duyuruyorum. Benim şu anda 100 bin kullanıcım varken sistemin üzerinde bunun biliyorum ki bir dakika sonra 300 bine çıkacağını görüyorum. Hı hı. Dolayısıyla ben Veeam kullanmak suretiyle burada çalışmakta olan iş yükünü 30 saniyede herhangi bir kesinti olmaksızın buluta çıkarıyorum. Bulut bir deniz, orada istediğim kadar kaynak var, ihtiyacım olduğu kadar ödeyeceğim. Hı hı. Oraya taşıyorum, kampanyamı orada sürdürüyorum. 1 milyon kullanıcı, 2 milyon kullanıcıyı gördükten sonra kampanya bitiminde tekrar lokale çekiyorum. Bir iş kesintisi olmadı, müşterilere hızlı şekilde yanıt verebildim. Ve daha sonra iş bittiğinde de o sunucuları kapatabildim. Aynı şekilde iş sürekliliği penceresinden baktığınızda sizin bir bulutta çalışan bir aplikasyonunuzu, bir mikroservisinizi bir platformdan diğerine herhangi bir kesinti, yani buluttan buluta, şimdi lokalden aldık buluta çıkardık, buluttan buluta da kaydırabiliyor olmanız, vakti geldiğinde buluttan lokale çekebiliyor olmanız
büyük bir esneklik iş sürekli açısından ve müşteri tarafındaki ihtiyaçlara yanıt verebilmeniz açısından. Donanım bağımlılığını ortadan kaldırıyorsunuz. Çünkü bizim çözümlerimiz herhangi bir markanın herhangi bir ürünü üzerine çalışır diye bir kaide yok. Burada arka tarafta sizin sağlamış olduğunuz herhangi bir sunucu, herhangi bir veri yedekleme, depolama ünitesi bizim ürünlerimizi çalıştırmak için yeterli. Marka bağımlılığından kurtulduğunuz durumda da aslına bakarsanız satın alma departmanlarının önünü açıyorsunuz. Çünkü bir pazarlık şansı doğuyor bu durumda. Öte yandan çip krizi son bir yıldır birçok kurumun yaşamış olduğu bir takım sıkıntıları getiriyor. Doğru. Ürün sipariş ediyorsunuz, ürün gelmiyor. Veya size inanılmaz işte 6 ay, 8 ay gibi bir takım teslim süreleri verilebiliyor. Bu tarafta da bir müşterilere özgürlük, serbestlik tanıdığınızda bu da yine sizin önünüzü açıyor. Konsolide edebiliyorsunuz. Şimdi çünkü geleneksel sistemlere geleneksel veri yedekleme çözümlerine baktığınızda işte fiziksel sunucular için sizin bir ürüne ihtiyacınız var. Sanal yedekler için ayrı bir arayüze ihtiyacınız var vesaire derken biz bunu tek bir platformda bir araya getirebiliyoruz ve tek bir platform dediğimiz yere işte fiziksel sunucuları, sanal sunucuları, as a service yapıları, Kubernetes ortamlarını sığdırabiliyoruz ve bu platformlar arasındaki veri geçişlerini otomatize edebiliyoruz. Bu da yine kurumlara ciddi bir avantaj sağlıyor. Hakikaten veri yönetimi tamamen modernize edilmiş durumda. Özellikle ben bir finansal teknoloji şirketinde görev yapıyorum ve bu şirket sermaye piyasası kurumlarına hizmet veriyor. Son dönemde özellikle borsa aracı kurumlarının da, portföy yönetim şirketlerinin de ki bankalar zaten kendi yapılarını çok güvenli bir şekilde kuruyorlar. Orada BDDK'nın çok fazla unsuru söz konusu. Ama özellikle borsa aracı kurumlarının da artık cloud dünyayı keşfettiğini, sizin bahsettiğiniz avantajlar sebebiyle orada daha hızlı bir hizmet verdiğini ki iş sürekliliği orada yani muhteşem önemli bir konu. Yani borsaya bir milisaniye geç emir gönderdiğinizde bile ciddi sıkıntı. Orada kesinti olduğu zaman bunu yönetmek hakikaten zor. Yani sadece prestij kaybı değil, gerçekten finansal sonuçları olan bir sıkıntı olabilir. Dolayısıyla kurumlar bahsettiğiniz sebeplerden dolayı cloud sistemleri artık keşfettiler. Yani bulut sistemler üzerinde de yönetimlerini yapıyorlar. Ben burada şeye odaklanmak istiyorum. Şimdi veri güvenliği önem kazandı dedik. İşte kurumların hem veri depolama, hem koruma, hem de kurtarma süreçleri söz konusu olduğunda da bu yönelimlerin değiştiğini görüyoruz dedik. Bu değişim peki tam olarak ne yönde? Yani bu cloud sistemler burada ağırlık kazanıyor. Onun dışında başka ne gibi çözümler ve yönelimler var? Şimdi konsolidasyondan bahsettik. Konsolidasyon önemli bir hale geldi. Orada az iş gücüyle çok şey yapılmak isteniyor ve bunun da önümüzdeki dönemde bu şekilde olacağını birçok kurum açısından, birçok sektör açısından göreceğiz. Bir takım regülasyonlardan dolayı bulut serüveni Türkiye'de farklı ülkelerdekinden biraz daha yavaş ilerliyor. Ama bu önü alınabilecek bir rüzgar değil. Çünkü Türkiye'deki tüm kurumlar globalde de rekabetçi olmak istiyorlar. Doğru. Çünkü Türkiye'ye gelen firmalara baktığınız zaman global firmalar sizin de bir şekilde yurt dışında söz sahibi olabiliyor olmanız hem şirketinizin sürekliliğinin sağlanması açısından hem de sunmakta olduğunuz hizmetlerin tüm size gerçekten fayda sağlaması adına önem arz ediyor. Dolayısıyla bunu yapabilmeniz için de günün sonunda sizin bulut hizmetlerine ihtiyacınız olduğu görülmekte. Tabii ki verilerin kritikliği, ülkemizle alakalı kritik görülen verilerin lokalde Türkiye sınırları içinde bulunduruluyor olması tabii ki oldukça önemli. Dolayısıyla burada bizim ülkemizde bulut anlayışı ile yurt dışındaki bir takım hyperscaler'lar olarak adlandırdığımız işte AWS, Google vesaire gibi üreticilerde veya çözüm sağlayıcılarda olmak zorunda değil. Artık Türkiye'de de bulut altyapıları kurulmakta. Ve kurumlar buluta bu şekilde çalışacak bulutlara, hibrit bulutlara kendilerini hazırlamak istiyorlar. Orada da bu container ve Kubernetes dünyası aslına bakarsınız daha önemli hale geliyor. Kubernetes dediğimiz şey kurumlara hem sürekliliği tarafında fayda sağladığı gibi hem de yönetim tarafında. Çünkü Kubernetes'in de özü bağımlılıktan kurtulmak ve buluta hazır hale gelmek. Bu tarafa da siz ürün yelpazeniz altına aldığınızda burada da önemli bir fark yaratıyorsunuz. Verinin Türkçesini çok fazla söyleyemiyorum ama data mobility olarak adlandırıyor. Verinin farklı yerlere taşınabiliyor olması, kolay şekilde taşınabiliyor olması kurumlar açısından önemli. Çünkü iş sürekliliği tarafında da bizim önemli altını çizmiş olduğumuz bir takım kriterler var. İşte verinin
en az 3 yedeğinin barındırılıyor olması, en az 2 farklı medyada bu verinin tutuluyor olması, ondan sonra bu verilerden bir tanesinin mutlak surette offline'da, yani internet erişiminin olmadığı bir yerde barındırılıyor olması, işte bulut kullanımı, alınmış olan yedeklerin doğru şekilde kontrol ediliyor olması ve çalışabilirliğinin ispatı gibi şeyler de var. Bütün bunları alt alta koyduğunuzda artık tüm kurumların, tüm sektörlerdeki kurumların yönelimlerinin artık bu modern veri yönetimine doğru olduğunu görmekteyiz. Çok güzel, değerli bir rapor yayınladınız. Veri Koruma Trendleri raporu. Orada ben finans sektörü açısından ele almak istiyorum. Orada ilginç bir tespit var. %50'sinin yazılım saldırısına uğradığını görüyoruz. Bu hakikaten ciddi bir oran. Peki finans sektöründe önümüzdeki dönemde özellikle veri koruma eğilimlerinin nasıl olacağını görüyorsunuz? Bu alanda kurumlar hakikaten bütçelerini arttıracaklar mı? Nasıl bir eğilim var sizce orada? Yani fidye saldırılarından olsun, insan hatalarından olsun bu tip kesintiler hep vardı, hep olacak. Dediğim gibi insan hatası çok büyük bir faktör. İlla dışarıdan bir saldırı gelmek zorunda değil. Tamamen iyi niyetli yapılmış olan bir aksiyon bir kurumun, bir bankanın günlerce hizmet verememesine sebep olabiliyor. Dolayısıyla bu veri koruma trendleri raporu sizin de bahsettiğiniz gibi aslında sektöre yön veren raporlardan bir tanesi. Bizim de oldukça önemli sektörlere anlattığımız hususları barındırıyor. Biz burada tüm dünyada 3000'in üzerinde IT karar vericisiyle bir takım anketler gerçekleştirdik. Ve onlara hem bu dijitalleşme trendleri tarafında hem siber saldırılar tarafında ne gibi aksiyonlar aldıklarını, daha neler yapmaları gerektiğini, planların neler olduğunu sorduk. Şöyle fidye saldırıları dikkate alındığında üst üste 2 yıldır fidye saldırıları finans sektöründe sebep olan finans sektörünün kesintiye sebep olan birinci başlığı olarak çıkıyor. İki yıldır. Bu tamamen pandeminin başından bu yana. Dolayısıyla kritik, finans sektörünün ihtiyaç duyduğu fiziksel sunucuların hala lokalde barındırılıyor olması bir risk. Ama aynı zamanda işte az önce bahsetmiş olduğumuz 50'ye 50 dağılımı finans sektöründe geçerli bir ağırlık. Ama gelecek biraz daha parlak çünkü sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi fintech firmaları artık bulutun getirmiş olduğu esneklikten ve çeviklikten faydalanmak istiyor. Ve bu tarafta geliştirmekte oldukları çözümlerin ağırlığı bulut teknolojilerine dayanıyor. Dolayısıyla trendin bu tarafa doğru kayacağını öngörmekteyiz. Dediğim gibi bir takım regülasyonlardan dolayı biz bunu biraz geriden takip ediyoruz ama lokalde geliştirilen bir takım inisiyatifler kurumları bu alanda biraz daha esnek ve çevik hale getirecek diye düşünmekteyiz. Biz de burada Veeam olarak sunduğumuz çözümlerle kurumları bu transformasyon yolculuğunda fayda sağlamaya çalışıyoruz. Evet, yani ölçeklenmeden bahsetmişken aslında sermaye piyasaları kurumları tarafında da bu ölçeklenebilir bir modele doğru gidiyoruz. Özellikle dijital aracı kurumlar, borsa aracı kurumları açısından bunu söylüyorum. Mevcut bildiğimiz aracı kurumlardaki müşteri sayıları, hedefleri, satış ekipleriyle birlikte yönetebilecekleri müşteri sayıları belli bir limitlere dayanıyor. Ama artık dijital aracı kurumlar ve dijital portföy yönetim şirketlerinden bahsediyoruz. Örnek veriyorum, bugün bir klasik borsa aracı kurumu için 100 bin müşteri büyük bir sayıyken artık dijital aracı kurumlarda bu sayılar 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon seviyesindeki son dönemde yeni yatırımcı sayısının arttığını da düşünürsek bunlar da gerçekçi vizyonlar ve projeksiyonlar. Dolayısıyla bu ölçeklenebilir modellerle sizin söylediğiniz gibi regülasyonun da izin verdiği ölçüde bulut sistemleri kullanıyor olmak önemli. Kaldı ki bütün kurumların da buraya ekstra yatırım yapacağını beklememek şey olur, tuhaf olur. Hakikaten yapmaları gerekir. Aksi durumda sıkıntı olacak. Bir de fidye yazılım trendleri raporu vardı. Son olarak kısa sizden ondan da bir bilgi almak isterim. Bu özellikle EMEA bölgesinde fidye ödeyerek verilerini kurtarabilenlerin oranı %22. Globalde ise bu %19. İşte kurumlar fidye ödemek zorunda kalmadan verileri nasıl koruyabilir, nasıl kurtarabilir? Çok kısaca bundan da bahsederseniz sevinirim. Tabii. Ya biraz aslında orada siber saldırıların geçmişine bakacak olursak, fidye saldırıları aslında ilginçtir. Ben de ilk öğrendiğimde inanamamıştım. Fidye saldırısının ilk çıktığı yıl 1989. Yani yıllar öncesine dayanıyor. Nasıl oldu da bu kadar eski bir saldırı metodu durdu, bugünü bekledi? Bu tamamen aslına bakarsanız yine para piyasalarının geçirmiş olduğu, nasıl diyeyim, evrimden kaynaklı. Biz burada
kurumları FIDE saldırılarından korunmak adına işte az önce bahsetmiş olduğum 3 tane yediğiniz bulunsun. Bu yedeklerin bir kısmını burada, bir kısmını şurada barındırın. Bir kısmı bunun lokal dışında farklı bir lokasyonda bulunsun. Bulut mutlaka burada olsun diye yönlendiriyoruz. FIDE saldırıları artmakta. Yani %16'lık bir artış gördük yıldan yıla. Bu artışın devam edeceğini dikkate alacak olursak bu tip metotlar önümüzdeki dönemde daha da fazla kullanılsın rica ediyoruz. Kürşat Bey çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bilgiler aktardınız. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.